Arkadaşlar merhaba, bugün Kar Bursa'ya geldik, okula dönüş alışverişi çekelim dedik. Ben kankamlayım. Beğendiğimiz şeyleri, ihtiyacımız olan şeyleri alalım dedik. Bunu neden dedik? Çünkü BİM videosunda sormuştuk size nerelere gidelim okul alışverişi için. Kar Bursa'ydı demiştiniz. Yorumlarda belirtmiştiniz. Biz de hemencik geldik. Kar Bursa burada, ben buradayım, Zeynep de burada. O zaman hemen geçiyoruz. Burada bir sürü güzel güzel çantalar var. 90 liraymış, güzelmiş. Zeynep'in seveceği tarzda bir şey. Burada silgiler var. Sonra sizin merak ettiğiniz neler var? Silgi slime yaparız evde. Elleri boyamaz. Aa, bu bence çok güzel. Annem buna çok sevinecek. Keçeli kalem. Bunun renkleri çok güzel. Şu pembe rengine bakar mısınız? Efsane değil mi? Zeynep yine başladı. Ben gidiyorum Zeynep'ciğim. Böyle yapmaya devam ederden gideceğim. Ne yapıyorsun? Esna burada pirit poster boyamız var. Ondan sonra şurada ne varmış? Burada da aynı pirit. Az önce gösterdiklerimin. Aynısı. Bu bir de yıkanabilirmiş bu ikisi de. Evet, bu yıkanabiliyormuş, çıkıyormuş üstten. Şimdi gelin bakalım defterlere. Defterlerden bazıları gerçekten çok tatlı. En beğendiklerimi seçeyim mi size burada? Evet, şu var. En beğendiğimiz defterleri seçme challenge. Zeynep. Şu tatlı, rengi güzel. Bu güzel. Ondan sonra ne var? Başka neyi en çok beğendin? Standı. Standı mı beğendin? Kırtasiye şeylerine bayıldığımız için. Nerede? Bak burada Faber-Castell gördüm. Bu defterim vardı bunlar benim. Çok güzel. Çok kalın sayfalı olduğu için çok güzel oluyorlar. Efendim? Daha güzel başlıyor. Daryon'u da geçtik. Aa, şuna bak Zeynep. Şuna bakar mısınız? Efendim? Aa, burada başka bak, defterler de var. Sıraladım. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, mor. Ayrıca en son hani beğendiğiniz şeyleri görmeniz için fiyatları da göstermeye çalışacağım. Belki buraya gelir siz de alışveriş yapmak istersiniz. O yüzden az önce gösterdiğim defter rayonu da şurada. Kendinden kaplı, hepsi farklı. Bak bunları çok seviyorum. Dokun. Güzel. Bakayım. Aa şey, biz böyle akrilik boyayalım diyorduk ya. Bunu boyayabiliriz aslında, biliyor musun? Kalın ve güzel bir şaka. Çok güzel bence de. O neymiş? Aa, çoklu defter. Aa, bunun aynısı arkadaşımda vardı. Aynısı. Tamam, Zeynep'in bugünkü hareketi gıdısını çıkarıp komikleşmek. Kendisini mükemmel yapmak. Burada ne var? Rötring kalem. Arkadaşlar ben bunları bu kadar para veriyorum ya. Bir kere almıştı annem. Hatta bu markadan bir kere aldı. Bunun gibi bir kalem almıştı. Hani iyi yazayım gibisinden. Hepsini kaybetti. Abla? Kıyamıyorum yani. Yani baksana şunların renkleri de çok tatlı. Bak siyahı var. Ne bu? Ne rengi? Siyahı var, kırmızısı var, mavisi var, yeşili, turuncusu, mavisi, koyu mavisi. Wow. Dolu. Evet. Dolu. Hakkı burada ne var? Kullanmak istemiyorum. Daha aynı kalemler ama be. Aynı kalemleri sadece buraya da yaymışlar. Aa, burada da defterler var. Pardon, ne defteri? Dosya. Burada renkli dosyalar var. Onu da mı alacağım? Zeynep her gördüğünü almak istiyor. Çok mutluyuz. Burada pembe dosya var. Turuncu, yeşili var. Bir de daha turuncusu var. Sulu boya varmış. Daha sonra kuru kalem boyası varmış. Buranın çoğu yerini gezdirmek istiyorum size bu videoda. Çünkü istek video, o yorumlarda da dediğim gibi istemiştiniz. Sizin için yapmak istiyorum bunu. Ne varmış? Üçgenli kalemler. Üçgenli kalem. Ondan sonra kırmızı kalem, ama artık ben kırmızı kalem kullanmıyorum. Büyüdüğüm için. Ben bunu alırdım. Onu mu alırız? Çok işe yarar çünkü. Bir sürü. Biz bu aralar ne yapıyoruz biliyor neden musunuz arkadaşlar? Alıyorum, size de söyleyeyim. Mesela kalem alıp kaybediyorsunuz ya. Şarpı kalemleri görünce Zeynep. Mesela bir tanesini kalem kutunuza koyun. Bir tanesini çekmecenize koyun. İşte bir tanesini çantanızda yedek olarak saklayın. Ama böyle iyice evin oyunu busuna burasına kayıp kaybedeceğiniz bir yerler değil de kaybettiğinizde aklınızda tutup bakacağınız yerlere koyun. Çok yararlı oluyor. Aferin. Değil mi? Ben çok mu konuştum ya? Hemen videonun saniyesini yorumlara yazıyormuşsunuz. O nedet mavi. Az önce gösterirken göründü. Oo, bayağı var bak. Kaç güzel. Var? Fiyatlarını gösteriyorum bu. Dosyaların fiyatı. Şunların. 10 tane var şimdi. Onların. Aa, Dax'ı da var. Dax değil. Üçlü. Ne o?
Ben şeyli almak istiyorum ya. Kalem sürmeli olanından. Onun aynısını görürsen bak mesela Faber-Castell'in bence iyiye benziyor. O şeyde vardı. Kalemli olanı var mı bunun? Ve evet Zeynep yakalandın. Ay tamam. Neredeyiz? Sulu boyalar varmış burada. 12'li sulu boya Faber-Castell. Ne kadarmış? 21 lira. Var. 21 liraymış. 12'li sulu boya. Ondan sonra ya, burada böyle ya, kalemler varmış. Ya. Bildiğimiz kalemler. Sen bunu istiyorsun işte. Hayır. Ha evet şundan. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ben çoğu kalem tıraşı aldım. Hani belki şimdi çıkanlar daha güzeldir ama ben ilkokuldayken böyle tüm çeşitli kalem tıraşları alıyordum. Hepsi gidiyordu, kırılıyordu. Ya şey yap, açmamaya falan başlıyordu. Böyle kötü oluyordu. Bu zamana kadar kullandığım hiç bozulmayan şey bu grisi. Ben de diyorum ki onunla kendin yapalım. Güzelleştirelim onu. Ondan sonra da güzel olsun. Burada ne varmış? Burada da pastil boya. Pastil boya. Big Kids. Big Kids. Bak benim en sevdiğim cetveller. Bak elime hangi kırılmayan cetvellere sonra bayılıyorum arkadaşlar. Bence siz de bunlardan almalısınız. Neden biliyor musunuz? Hani nerede görürseniz görün. Kırılmıyorlar. Benim çantamda hep kırılıyordu öbür cetveller. Bunları hadi keşfettikten sonra Zeynep hepsini almalısın bence de. 5'lermiş. 12'li bant. Aa bant lazım oluyor bize. Acaba alsak mı bunu? Ama bu ince ince ya. Acaba büyüğünden mi alsak? Böyle koli bant. Yok. Büyüğüne yok. Gerek yok. Bunu alalım bence annem şey isteyebilir. Allah bunun ince. Bundan daha ince bantı var mı sizde? İnce derken? Kendin yap yapacağız diye defter bayağı ince olması gerekiyor. Anlayamadım. Bundan biraz daha küçük yani ince. Tamam sen ablayla konuş ben geliyorum. Şimdi buraya baktık. Bakalım burada neler varmış. Öyle kalemler varmış. Ben bu kalemi de çok seviyorum ayrıca. Ve şöyle bakabilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Kalemleri böylece göstereyim. Böylece. Ve Buradan hangisini alsam. Bence alma. Nasıldı? Alma. Hiçbir şey almayacağız burada sana. Böyle görünüyor. Bir sürü uçlar da var. Üçlü satılıyor. Vay. Bu. Altılı. Altılı satılıyor. 9 lira. İşte benim istediğim. Almıyoruz. Hayır bu çok güzel. Ama bak bir dakika ben en iyisi bundan alayım. Bunu ikiye böleyeyim. Sonra 4 tane elde edeyim. Ben de daha mantıklı. Bırak bunu. Ne olur. İkisi de aynı fiyata. Neden onu alayım? Hayır. Sen bana aldırmadın ben de sana aldım. Ya Zeynep. Tamam sen de al. Hangisiydi? Evet kesinlikle almayacağım diyormuş. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Ben bu silgiye bayılıyorum. Ama sürekli kaybediyorum. Artık kaybetmeyeceğim. O dediğim şekilde silgileri de yapacağım kalemleri yaptığım gibi. Şu kalem tıraş da iyiye benziyor ama hiç bilmiyorum. Yani sadece görünüşünden karar verdim buna. Sonra böyle burada baya bir çeşit var. Sonra renkleri mükemmel. Almıyorsun. Mükemmel renkleri var. Aşık oldum. Ablam her böyle dediğimde güzel bir şey söylüyor. Çok güzel. Ya ama renkleri mükemmel değil mi? Çok tatlı. Ben aynı renklerde bir Diyanar'da defter görmüştüm arkadaşlar. Size söyleyeyim. O kadar güzeldi ki anlatamam. Ben bu kırtasiye malzemelerini görünce aşırı mutlu oluyorum. Siz de oluyorsunuz bence çünkü yorumlarda da çok istiyorsunuz bunları. Ablam niye mutlu oluyor? Aa bak bunlar da çabuk kırılmayan şeylerden. Kalemlerden. Asıl onlar çabuk kırılıyor. Niye? Bilmiyorum ben de. Hafifçe hani kalemle arkasını silinirken ben bir kere koparmışım. Neden arkasını Bence o hafif dediği bayağı iyiydi Zeynep. Çünkü onu dişinle nasıl kırabilirsin hafif bir şekilde. Çok güzel, çok tatlı Zeynep. Şuna bak, şunun rengine bak. Şuna bakın. Neymiş o? Anera, Barbie'si diye. Bunun rengi çok tatlı. Ben normal böyle kalem kullanmıyorum. Sadece resim yapmak için. Alalım. Onu da resim yerinden daha yumuşağını alıyorum. 4B falan. Bunları o yüzden almama gerek yok. Kullanmıyorum ki. Neden alayım? Kullanırım. Hayır. Sırf rengi için neden böyle bir şey yapasın? İhtiyacımız yok arkadaşlar. İsraf yapmıyoruz. Sonra buralara bakıyoruz. Kırmızı kalemler, şarpiler. Hemen hızlı geçmeye çalışıyorum. Size her yerini göstermeye çalışıyorum. Annem yine arkadan çıktı. Neymiş bu? İnce grafon kağıdı. Yok. 10 renk, 14 liraymış arkadaşlar. Burada kartonların hepsi var. 10 adet. Parmak boyaları. Çoğu markanın. Bunu al diyeceksin. Bunun teknisini hala bulamadık Zeynep. Farkında mısın? Geçen sene sana aynı şu cümleyi kurmuştuk. Gerçekten mi? Ama almadı annem. Neden? Bilmiyorum.
O zaman bence ya uygun zaman değildir ya başka bir şey. Geçen sene sana bu cümleyi kurduğumuzdan o kadar eminim ki bunu böyle aynı burada görmüştük. Burada video çekmiştik. Demiştin ki sen ben bundan istiyorum. Annem dedi ki sadece pembesini gördüğümüz zaman alırız. Söz demişti. O an bence uygun zaman olmadığı için. Çünkü annem ne zaman söz verirse tutar. Ben bundan istiyordum. Ne yapacaksın onunla? Bu böyle hani kendi yapıyor. Bazen uniform falan yapıyorduk. Ben ona böyle küçük çiçek yapacağım. Birden bunu isteyip hayır dedim. Pompon seti var. Renkli renkli eyvallah. Bak pompon seti. Şu kadarcık büyükten var. Şu kadarcık ortadan var. Bu kadarcık da küçükten var. Ne güzel. Tüm abi, renkler var. Eva'nın sadesi, simlisi, keçeden var burada. Aa bak seninki. Hayır bunlar şey. Hayır anladım ama seninki işte. Gördüm. Slime katmak istiyorduk ya biz bunu annemi. Şunun yıldızına bakın ya. Ben kendin yap da bunları yapıştırırım bence. Kendin yaptığını çok seviyorsunuz. Biz de çok seviyoruz. Bayılıyoruz gerçekten ama. Zeynep bence yıldızı kendin yap da deftere de yapıştırabiliriz. Annem al dedi bir tane. Değil mi? Kendin yap da deftere de yapıştırabiliriz. Oy gene düşüyordum. Renkli bak tutkallar var simli. Zeynep'e bundan anaokula giderken vardı. Hatırlıyor musun? Sen de bundan anaokula giderken vardı. Ya da pembe miydi? Ama böyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Çok güzel. Bu ne? Bak fırçalara. Ama bizde fırça var. Ay, ne? Çok uzun olmuş. Koş. Koş koş. Arkadaşlar sıkılmayın. Şimdi burası da böyle arkadaşlar. Burada bir sürü sulu bayalar bilmem neler. Ondan sonra bunun büyüğünü kısaca size gösterelim. Derin derin gene bakarız. Mum boyalar böyle boyalarımız var. Ondan sonra kuru boyalarımız var. Bayağı bir kuru boyalarımız var. Bayağı bir sürü markadan. Daha sonra Faber-Castell pastel boyamız varmış. Cetvel dolusu ama bence bunlardan alın gerçekten. Ondan sonra şu sayı saymalı yerleri, bir sürü makas çeşitleri geleceğim. Ondan sonra bu masaya koyulan bantlardan, daha sonra zımbaların bir sürü renkleri, ondan sonra böyle ataçlar arkadaşlar, ataçlarınız var. Bantlar renkli mi? Renkli bantlar. Çok güzel değil mi? Transparan bant. Sen onu demiyor muydun Zeynep? Şunlardan alalım. Bu evet evet. Bu. Sonra şunlardan planlayıcılar. Çok güzel. Yapıştırıcılar. Neyden? Şurada şu zaman kalkacağım, şu zaman yemeğimi yiyeceğim, kitabımı okuyacağım, şu zaman oynayacağım, edeceğim. Çok lazım bence. Bence bunu almamıza gerek yok. Hayır gerek yok. O saatleri biz kendimiz yazarız. A4 kağıdına aynısı olmuş olur. Cetveller var. Bizde olmayan bir şey bu. Alırız tatlım. Gel senin için alalım o zaman. Bulamadık çünkü bunu. Yapıştırıcıyı kullanacağına bundan kullanırsın. Sen de almayacaksın o zaman. Sen de bunu kullanırsın. Ne gerek var? Zaten Zeynep. Ben o aksini iddia etmedim. Tamamdır. Şunları alıyoruz hemen kasaya gidiyoruz. Arkadaşlar bayağı bir hızlı göstermeye çalıştım size. Umarım sizi mutlu edebilmişimdir. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Keşke bunun içinde pembe olsaydı tüm renklerini almış olurduk. Değil mi? Ama artık çok geç. Gel hemen çantaları da birazcık göz attıralım arkadaşlar. Hemen gelelim. Simli ama. Efendim? Simli. Simli mi? Pembe de mi simli? Evet simli. Çok güzel. Pembe simli. Suluk yerine geldik. Tusumlu alalım. Çok güzel ama. Çok güzeller. Aa Zeynep unutturma cam alacağız bana. Cam şişe alacağız tamam mı? Limonlu su mu içmek için cam şişe almak istiyorum. Ondan sonra bir sürü suluklar daha var. Sonra bir sürü erkekler için kalemlikler. Abla. Efendim? O ne? Ne güzel. Sevdin mi? Sevdin mi? Hayır. Tamam. Hadi gidelim. Sevdin mi diyorum, hayır diyor. Bakın burası erkekler için bayağı bir çeşit var. Gidiyoruz. Zeynep Spiderman oldu. Ve Barbie suluk. Ama güzelmiş. Gerçekten beğenmişler. Şimdi bana Hello Kitty almalıyız. Hayır sana artık Hello Kitty yasak. Bakıyorum. Ondan sonra nereye gidelim? Nereye gitsek?
Şunlar da güzel. Gür sürüler. Gür sürüler. Hangi birini göstereyim size? Ha? Öyle değil ya. Almayacağım. Zeynep'le bir yerde gördük. Size anlatamam. Zeynep'in vlogunda. Zeynep'in kanalında bir vlog çekti Zeynep. Kendisi biz beraber gezdiğimiz bir gün. Ona bakın, ona benzer ama tam o değil. Çok güzel bir şey vardı. Onun aklıma geldi. Onu hatırladım. Bu kadar. Sonra burada çantalar var. Bu kadar dediğin Zeynep kaç dakika video oldu biliyor musun sen? Ve koşarak gezdik resmen. Sonra burası da var arkadaşlar. Bayağı bir çantalar var. Sonra geliyoruz. Bunlar. Ve mutlusun. Bitti. Zeynep, gel hemen bana resim defteri alalım. Onu da çekelim. Şey. Tamam. Tamam o zaman. Ya da diğer gittiğimiz yerden nasıl, yoksa bunlar mı? Zeynep gene bunu sokuşturmuş arkadaşlar. Az önceki şey gerçekten istiyor musun? Niye? Pembeli kağıdı. Niye? Nasıl niye? Soru soruyorum ama ben. İstiyorsan alabiliriz. Biliyor musun? Şimdi alışverişimizi yaptık. Aldıklarımızı göstereceğim. Belki sizden sonra bir şey çıkarıp veya eklemişizdir. Şu anda yaptığımız alışverişleri göstereceğim. Çok profesyonel çekimlerimiz var. Geldiğinde. Bak çok şuradan. Oraya aldık. Çok okulla alakalı bir şey. Böyle bantlar aldık. Çok hoşumuza gitti. Ondan sonra Zeynep istediği için şu pembe unudan aldık. Zeynep istediği için üçlü kalemden aldık. İki tane daha şey var. Şöyle simler. Bunlarla çok güzel kendin yaplar yaparız. Burada da iki tane silgicik var. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu sizin için çektik. O zaman görüşürüz. Olmadı. Hop.